Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Kıymetli arkadaşlar, Rahman suresiyle devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde Cenab-ı Hak mizanı koyduğundan buyurmuştu. Gerek kainatın eşsiz uyumu ahenginde bir ölçü ve gerekse insanların beşeri ilişkilerini hak ve adalet ölçüsünde sağlamalarına yönelik hüküm ve kanunlar koyduğunu beyan etmişti. Devamındaki ayeti celilelerde ise dünya nimetlerine dikkatimizi çekmişti. Bir takım normal, zaruri katığın dışında fazladan olarak efendim fakihe ya da semerat ile beyan ettiği meyvelere konuyu getirmiş. Akabinde de hem meyve hem de katık manası daha açık ifadesiyle bir zorunlu beslenme gıdamızı sağlayan yiyecekler var. Bir de karnımız doyduktan sonra efendim keyif alabileceğimiz dediğimiz gıdalar var. Mesela efendim fındık fıstık gibi bu kabil yiyecekler, kuru yemişler daha çok zevkine yenilen gıdalar olmaktadır. İşte fakih kelimesi mana bakımından onların da içine alıyor idi. Ve hem temel gıda hem de fazladan biraz lüks hayatı, zenginlik hayatını ifade eden gıdaların da özelliğini kendinde toplaması bakımından hurma ağacına yer verilmiş idi. Hemen sonrasında ise ağaçlardan ekinlere, hububata, mahsule geçilmişti. Daha sonra da rayhan, güzel kokan ve her nimetin kendine has kokusu elbette güzeldir. Ama daha keskin kokulu olan bazı işte ıtriyatta kullanılan, bugünkü adıyla kozmetikte kullanılan çok güzel kokulu bitkileri de yarattığını ve her birinin insanlığın bir ihtiyacını karşılaması hasebiyle Allah'ın varlığına delil olduğunu ve aklı başında hiçbir insanın bunu asla inkar edemeyeceğini, hele hele onu yaratan Cenab-ı Hakk'a, nimetin sahibine, münimine nankörlük etmemesi gerektiğini beyan buyurmuştu. Zülasf kelimesine ulaşmıştık en son. Zülasf kâsfin me'kûl ayetinde de buyurulduğu gibi demiştik. Bu mahsullerin bitki yaprakları, sapları, başaklarının dışındaki o taneyi saklayan kapçıklar bunları içeriyor demiş idik. Bu da aslında başı başına bir nimet. Nitekim Hazreti Yusuf kıssasında zımnen anlatılıyor ki o kapçıklar özel ambalajla o bitkiler muhafaza edildiği zaman uzun süre dayanabiliyor malumunuz. Ayrıca işte o kapçıklardan kağıt yapılabiliyor insanlığın faydasına olmak üzere. Saman vesaire gibi hayvanların gıdasına da Cenab-ı Hak tabiatta hiçbir şeyi yersiz yaratmamıştır. Her birinin doldurduğu bir mutlaka boşluk var. Çoğunluğu insana olmak üzere diğer canlılar için, diğer varlıklar için de Allah-u Teala buradan hayat hakkı, ekolojik bir denge düzeni yaratmış oluyor. Netice itibarıyla bütün bunlar insanı çepeçevre kuşatan nimetlerdir ve bu nimetlerin insanın görmesi gerekir. Nimetin sahibine tazimle
onu tüketmesi gerekir. Nerede kaldı ki? Haşa, onu inkar etmek olsun. Ve ma yukavvetu ya da yukavvitu behaimehum min verakihi ve huvet tebnu. Asf kelimesi hayvanların beslenmesi, azık ve katık olarak, yem olarak kullanılan gıdadır bu zülasf. İşte saman diyoruz kurusuna. Ve bede bil fakiheti ve hateme bil meşmumi. Cenab-ı Hak yukarıdan beri insanın yakın çevresindeki nimetleri sayarken meyvelerden bahsetti ve araya hurmayı koydu. Sonra hububatı ve en nihayetinde de rayhan ile güzel kokuyu, yani meşmum koklanılan şeyleri koydu ki liyuhassule ma bihi yutefekkehu ya da liyahsule de olabilir. Böylece Allah, yani zorunlu gıdadan zevkine yapılan ve insanın maddi seviyesine ve bir de olayın şu boyutu da var. İnsan bedii zevkleri olan bir varlık. Yani aşağıda da gelecek nitekim. Cenab-ı Hak denizleri yarattığını buyuruyor. Evet, denizler kaldırma kuvvetiyle, suyun kaldırma kuvvetiyle nakliyata faydası var. İçindeki nimetlerle yine insana faydası var ama bir de sahilinde yürüyorsunuz, ayağınızı, çıplak ayağınızı denize, o kumların, narin kumların üzerine bastığınız zaman apayrı bir zevk alıyorsunuz. Yani denizin ufkuna, dalgasına bakıyorsunuz, gitgellerine bakıyorsunuz. Apayrı bir oradan huzur duyuyorsunuz. Keza denizin üzerinden esen Meltem ruhunuzu okşuyor, gevşetiyor, başka alemlere götürüyor. Bunlar da netice itibarıyla ayrı ayrı nimetlerdir. Yani kısaca Cenab-ı Hak belki bu nimetlerin en görünen, en bilinen tarafını zikrediyor ama daha düşünüldüğü takdirde pek çok faydasını idrak edebiliyoruz. Ama Yüce Rabbimiz bu konuda Rabbinin nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız genel ifadesiyle nimetlerinin bu yönüne de işaret ediyor tabii ki. Ve ma bihi yutakavvetu, yani bu nimetlerin içerisinde kimisi var ki zorunlu gıda olarak tüketiliyor. Bazıları da karnımız doyduktan sonra zevkine tüketilen gıdalar. Ve ma bihi taqa'ul lezazetu min er-raihati tayyibe. Bazı nimetlerde var ki o güzel kokusuyla ayrı bir lezzet katıyor nimetlere. Nitekim baharatlar bu kapsamda değerlendirilir. Yani bazıları da böyledir. Yani bazen sizler çok daha iyi bilirsiniz bu konuyu. Yani herhangi bir yemeğin içerisine bir baharat koyduğunuz zaman onun lezzeti çok farklı bir noktaya yükseliverir. Bunlar da yine aynı şekilde Cenab-ı Hakk'ın saydığı nimetler kapsamına dahildir. وَلَمَّا عَدَّدَ نِعَمَهُ خَاطَبَ الْاِنْسَ وَالْجِنِ. Cenab-ı Hak yukarıdan beri, ki en başta Er-Rahman ismi celili ile o Rahman'ın kullarına, diğer varlıklara tezahürlerini saydı. Ve bu nimeti saymasını takiben de insan ve cinler topluluğuna hitap etti. Buradaki tükezzibanın müsenna tesniye olmasından dolayı ins ve cin akla gelebilir ama bazıları iman etmiş topluluklar, inkarcı topluluklar, ikisi ayrı bir grup olarak değerlendirilerek böyle düşünülebilir görüşündeler. Bazıları kadın ve erkek cinsine hitap ederek, efendim siz ikiniz gibi bu manada değerlendiriyorlar ama
Sabuni merhum burada insan ve cinler olarak değerlendirmiş. Bi kavlihi fe bi eyyi âlâ-i rabbikuma tükezzibân. Ey fe bi eyyi ni'amillâhi ya maşaral cinni vel insi vel cinni tükezzibân. Tabii Sabuni'nin bu çıkarımı sırf kendine ait değil, daha başka müfessirler de ağırlıklı olarak bu görüşteler. Onların görüşlerini destekleyen hususlardan birisi de hemen akabinde ki ayetlerde Hazreti Adem'in ki insan cinsinin Ebul Beşer babası, diğeri de cinlerin yaratılışı yalaz ateşten yaratıldığına dair 14-15. ayetlere vurgu yapılarak böyle yorum yapılıyor. Yani ayetlerin akışı, bağlamı bu yorumu yapmaya daha müsait olması hasebiyle. Evet, bu iki varlık cinsine hitaben Eleyset ni'amullahi aleykum kesiraten la tuhsa. Allah'ın size bahşettiği bu nimetler sayılamayacak kadar çok değil midir? Bela, elbette çok. An İbni Umar'a enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kara'e surete Rahmani ala ashabihi feseketu. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Rahman suresini sahabilerine tilavet buyurmuş, okumuştur. Ve onlar da hani Estağfirullah ve izâ kureyel Kur'an festemi'û leh ayeti gereği ne yapmışlardır? Can kulağıyla onu dinlemişler. Sükutla dinlemişlerdir. Fakale muhtemelen Peygamberimiz kıraatini bitirdikten sonra buyurmuştur ki Mâ li esme'ul cinne ehsene cevâben li rabbiha minkum. Bana ne oluyor da cinler Rableri için, Rablerinin nimetleri için sizden çok daha güzel cevap veriyor ve ben onların verdiği cevabı işitiyorum da yani sizden niye burada aslında Febi eyyâ lâ rabbikumâ tükezzibân soru cümlesi aşağıda da gelecek. İl ya da il kökünün çoğulu nimet anlamına geliyor. Yani siz ikiniz Rabbinizin hangi nimetlerini ya da hangi nimetleriyle Rabbinizi yalanlarsınız, yalanlayabilirsiniz diye bir soru cümlesi. Bu soruyu Peygamberimiz doğrudan müminlere de sorulmuş. Her bir müminin kendisine sorulmuş ve karşısında da Cenab-ı Hakk'ın soruyu soran Cenab-ı Hakk'ın bu sualine cevap verme, güzel bir cevap verme arzulamış. Yani sahabesinin böyle bir Kur'an-ı Kerim'le doğrudan muhatap, kendini muhatap görerek böyle bir cevap verme beklentisi içerisinde olmuş. Ma etiytu ala kavlillahi teala ve cinlere okuduğu zaman onların verdiği güzel cevabın birazcık tafsilatını açıklıyor Resul-i Ekrem burada. Ben Allahü Teala'nın ve bi eyyi alâ rabbikuma tükezziban ayetine her geldiğimde illa kalu cinler dediler ki la bi şeyin min ni'amike rabbena nükezzibu felekel hamd diye cevap veriyorlardı. Yani ey Rabbimiz senin nimetlerinden hiçbiriyle seni asla yalanlamayız. Bütün bilakis Felekel hamd, bütün övgüler sanadır buyurmak demek suretiyle cevap vermişlerdir. Bununla alakalı daha önceki derslerimizde de geçti arkadaşlar. Bu peygamberimizin uygulaması buralarda satırlarda lütfen kalmasın. Daha önce de mesela
bir ayeti celileyi sahabilerden bir tanesi evinde yüksek sesle Kur'an-ı Kerim okuyor. Ve orada hel eteke hadisül gâşiye mi? Ona benzer bir ayet. Yani sana gâşiyenin haberi geldi mi? Mealindeki ayeti celileyi okuyormuş sahabi evinde. Peygamberimiz de o esnada evin önünden geçerken bunu duymuş, bu okuyuşu. Ve hemen oradan Resul-i Ekrem, evet, onun haberi bana geldi. Zaten etake ile kastedilen birinci planda peygamberimiz olduğu için, yani oradaki sual cümlesinin muhatabı kılmış kendisini ve bir anlamda o okuyan sahabiye de hangi mesajı veriyor? Sanki o Kur'an-ı Kerim içerisindeki kelamın sahibi Cenab-ı Hak ile onun ilk muhatabı olan sen okuyucu karşılıklı diyalog şeklinde Kur'an-ı Kerim'i oku, idrak et ve kendine mal et, içselleştir gibi. Sadece bu değil, daha başka örnekler de var. Bu son çıkan kitabımızda o giriş kısmında onları da zikrettim. Bunları hayata geçirelim. Yani sahabilerin bu konuda Peygamberimizin buna benzer telkinlerinden dolayı çok şeyleri var efendim. Ayetleri doğrudan kendilerine almalarına yöne, üzerlerine alınmalarına yönelik. Hatta son bir örnekle konuyu böylece bağlayayım, bu konuyu. Abdullah İbni Mesud Hazretleri Ala suresinde beltü'sirûnel hayâted dünya ayetini doğrudan kendi üzerine almış. Halbuki ayeti celîle de inkarcı insanların dünya hayatını tercih ettikleri, ahirete tercih ettikleri vurgusu var. Çünkü akış içerisinde ilk anlaşılan mana bu. Buna rağmen oradan kendisini muhatap kabul etmiş ve tabii böyle bir duyguyla Kur'an-ı Kerim'e yaklaşıldığı zaman yani Cenab-ı Hakk'ın o ihsan makamı var ya, Cibril hadisinde belirtilen, böyle yüce bir anlayışa da, idrake de ulaşabilmiş oluyoruz. Zekara Teala delâ ila kudretihi ve vahdaniyetihi fekâlir. Cenab-ı Hak kudret ve birliğinin delillerini zikretmeye devam ediyor. Yukarıdakiler de bir grup, bir buket deliller şüphesiz. Aşağıdakiler de Cenab-ı Hak zaman zaman işte daha önceden mesela hatırlıyorum Nebe suresinde ele aldığımız gibi önce kıyamet haberiyle ahiretten başlatıyor. Çünkü dünyayı yaratabildiği gibi Cenab-ı Hak ahireti de yaratır ve yaratabildiği gibi kıyametle onu da sonlandırabilir. Daha sonra güneş, ay, gece ve gündüzün rızık ve istirahat yapılması meselesi. Daha sonra tekrar nimetlere getiriyor Allah-u Teala, işte gökten su indirmesi gibi. Burada da aynı şeyler devam ediyor. Yani insanın yakın dünyası şimdi iç dünyasına, artık kendi özüne insanın bakışını çeviriyor Cenab-ı Hak. Halakal insane min salsalin kel fahhar. Ey halaka ebekum Adem'e min tinin yabisin yusma'u lehu salsaletun. Allah Azimüşşan ilk atanız babanız Adem'i kuru bir çamurdan yarattı. Ve bu çamurdan, yaratılan kuru çamurdan tın sesleri işitilirdi. O derece kurumuştu yani. Tın sesinin işitilmesi için içinin kısmen boş olması da gerekiyor arkadaşlar. Yani Allah-u Teala gerçi burada tamam, gayet de güzel yaratılış aşamalarını saymış ayeti celilelerle. Bu arada aklınızda olsun diye söylüyorum arkadaşlar. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konulu Kur'an-ı Kerim tefsiri çıktı yeni.
Orada 137 tane farklı konu başlığı küçük küçük bölümler halinde işlendi. Bana da orada bir hisse düştü elhamdülillah. İki bölümünü bir Hazreti Adem ve yaratılış safhaları Kur'an-ı Kerim'de nasıl ele alınıyor? İkincisi ise bizzat Adem oğlunun ana rahminden itibaren yaratılış safhası bölümlerini yazdık. En kapsamlı bilgi, en ayeti celilelerle örülmüş bilgiyi orada da görebilirsiniz. Şimdi gelelim. Salsale kelimesini siz hadis derslerinizden hatırlıyorsunuz. Tefsir usulünden de hatırlıyor olabilirsiniz. Resul-i Ekrem'e vahiy gelirken salsaletil caraz, yani hayvanların takaları ve zilleri vardır ya, onun alt kısmında böyle honi gibi, aşağıya bakan honi gibi, ya da şöyle diyelim canım, siz bilir misiniz bilmiyorum ki, eskiden ziller okul zilleri. Evet. Şeyde çalardı. Yani böyle çanak gibi bir şey, onu vurarak çalardı. İşte peygamberimize de o dil kenar kısma değdikçe tın tın öter bir tarza bazen şey böyle geliyordu ses. Yani vahyin gelişinin alameti böyleydi. Salsale oradan da düşünebiliriz. Ey savtun izâ nukira, yani üflenildiği zaman çıkarılan yahut da üflenme demeyelim de nefh demeyelim de şöyle vurulduğu zaman tık 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 vurulduğunda ses çıkan, tınlayan bir ses işitilirdi. Kâlel müfessirun zekera teâlâ fi hâzihi sûreti ennehu halaka Âdem. Cenab-ı Hak Hazreti Adem'in yaratılış safhasında burada onun kuru çamur, tınlayan bir kuru çamurdan yaratıldığını zikrediyor ama min salsalin kel-fakhar ifadesiyle. Bu bir aşamasıdır neticede. Ve fi suratil hicr min salsalin min hameyin mesnun ey min tinin esvede müteğayyirun. Yani kokusu değişmiş siyah çamur diye ifade ediyor. Ve fi saffet, Saffat suresinde ise min tinin lazip yani yaltasıku bilyet. Daha yapışkan insanın eline bir hamur gibi cıvık hamuru düşünün. Onun gibi yapışkan bir çamurdan olduğunu beyan ediyor. Ve fi Ali İmran kemetheli Adem halakahu min turab. Ali İmran suresinde ise bu çamurun daha da öz hali yani ilk hali diyelim. Doğrudan topraktan yarattığını buyuruyor. Bunlar birbirine zıt şeyler değildir. Müşkilül Kur'an konusunda da bu mesele ele alınır genellikle arkadaşlar. Böyle farklı malzemelerden yaratılmış gibi bu sayımlar وَلَا تُنَافِي بَيْنَهُمَا aralarında herhangi bir münafat, bir zıtlık söz konusu değildir. Ve zelike lienne Allahu Teala ahazehu min turabil ard. Zira Cenab-ı Hak ilk olarak Hazreti Adem'in ham maddesini diyelim, topraktan, yeryüzünden toprak almıştır. Fe acenehu bil ma ve onu suyla macun hale getirmiştir. Macun diyelim biz, yani hamur haline getirmiştir. Ya da toprakla yapılanına çamur diyoruz malum. Fasara tînen ve böylece çamur olmuş laziben yapışkan bir çamur haline mütelâsıkan yalsakı bilyet eve ele yapışan bir çamur haline getirmiştir. Sümme terakehu hatta sara hameen mesnunen daha sonra onu bir süre bırakmıştır kendi haline ey buna çamuru mayalamak derler arkadaşlar. Eskiden kerpiçle ev yapılır ya, onun içerisine saman falan katarlar, iyice onu çiğnerler.
Ve bir süre o özleşir. Ona mayalanma deniyor işte. Buna bırakmıştır Cenab-ı Hak. Tînen esfede müntinen. Yani siyah ama çok kötü kokan, kötü bir şey, kokan çamur haline getirmiştir. Sümme savvara kema tusavverul evani. Tıpkı kapların suretlendirildiği gibi bunu Kütahyalılar olarak ya da Kütahya'da kalmışlar olarak, birçoğunuz burada kaldığı için, nasıl ki seramik şeyini, kaplarını çamurdan şekillendiriyorlar ya, o şekilde şekillendirmiş. Sümme eybesehu, sonra da Cenab-ı Hak onu kurutmuştur. Hatta sâra fî gâyeti salâbe, ta ki böyle sapsağlam, gayet sağlam bir hale gelince. Bunu müfessirler tıpkı diyorlar, topraktan şekillendirilmiş kabın, çamurdan şekillendirilmiş kabın ateşte pişirilerek, işte kiremit gibi, tuğla gibi yahut da daha özel ifadesiyle seramik gibi sertleştirilmiş olduğundan bahsediyorlar. Yani Cenab-ı Hak bu kurutma işini yüksek ateşte mi kurutmuştur, yoksa? Evet. Şu an aklıma dank etti arkadaşlar ya. Şimdi şeytanın Hazreti Adem'e, iblisin büyüklenmesinin altındaki sebeplerden belki birisi de bu olabilir. Eğer Hazreti Adem'in o ıslak çamur halinden şekillendirildikten sonra kurutulmasında ateş kullanılmış idiyse, böyle bir üstünlük taslama bensiz olmuyor gibi, ona da bir gerekçe düşünülebilir. Aklın bir köşesine geliyor bu da. Kelfahhar izâ nukura savvate. Yani tıpkı işte tıklandığı zaman ses çıkaran bir hal almıştır. Felmezkûrun hâhuna âhirul etvâr. Yani artık insanın kademeler halinde, yukarıda sıraladı ya, kademeler halinde yaratılışının son aşamasıdır bu. Evet. Ve halakal cehennem min maricin min nar. Arkadaşlar, bu arada unutmadan söyleyeyim, ben biraz sistemi erken açmışım maalesef. O yüzden 3 dakika falan görünüyor. Tekraren belki bir bağlantı şey yapabilirim, gönderebilirim. Bir 15-20 dakika daha öyle devam edebiliriz. Peki. Ve Allah Azimüşşan cinni de min maricin min nar. Ey halakal cinne min lehebin halisin. Halis ateşten yaratmıştır. La duhane fihi minen nar. Ateşten dumanı olmayan, yani tam yanan maddeyle oradan ateş, alev yükselirken hemen üstündeki kısmı, yalaz ateş diyoruz ona biz, yalın ateş ya da. O ateşin bittiği yerden itibaren de duman yükselir bildiğin, ya da is yükselir. Aynen bunun gibi dumansız bir ateşten yaratmıştır. Kâle ibn-i Abbas, min mâricin ey lehebin hâlisin. La duhâne fîh. Yine benzer ifadeler. Ve kâle Mücahid, huvel lehebül muhtalatu bi sevâdin nâr. İmam Mücahit onu biraz daha farklı değerlendirmiş. Yani iblisin yaratıldığı ya da cinlerin yaratıldığı malzeme biraz ateşin siyahlığıyla da karışık, tam halis duman değil de, düzeltiyorum, halis ateş değil de, biraz ateşin dumanıyla da karışık bir malzemeden yaratıldığını söylüyor. Ve fil hadis, hadis-i şerifte hulikatil melaiketu min nurin ve hulikal cannu min maricin min nar. Melekler nurdan ve cinler halis ateşten yaratılmıştır.
لَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ Hazreti Adem ise size vasfedilen, nitelenen ki az önce Sabuni bize Allah rahmet eylesin sıraya dizi verdi. Hangi surede, hangi aşamasından bahsedildiğini. Size nakledildiği, nitelendiği gibi toprak, efendim, çamur, yapışkan çamur, kokuşmuş çamur gibi aşamalarını söyledi. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اَيْ فَبِأَيِّ نِعَمِ اللّٰهِ يَا مَعْشَرَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ تُكَذِّبَانِ Evet arkadaşlar, buraya başlamadan isterseniz bu oturumu bitirelim. Eğer kolaylıkla sistemi açabilirsem tekrar başlayayım. En azından bu sayfayı bitirmiş olalım. Şimdilik Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.